Tarihi çevir, nal sesi, kısak sesi bunlar. Delmiş romanın kalbini mızrak gibi hunlar. Göktürkler, Uygurlar, Oğuzlar, peçenekler. Türk'ün yüce tarihine bin bir zafer ekler. Dünya atının nalları altında ezildi. Kaç haçlı seferi göğsüne çarpınca kesildi. Bir gün gemiler, bir gün gemiler, dağlara tırmandı denizden. Kudret ve zafer, kudret ve zafer, bizlere miras dedemizden. Merhaba arkadaşlar, bugünkü tarih dersimizde Varna Meydan Muharebesi'ni anlatmadan önce Varna'ya giden süreçten bahsedelim. Yarım asırlık, 50 yıllık bir süreci anlatalım, bir tarih panoraması çizelim. Sultan Yıldırım Beyazıt'ın Niğbolu zaferinden sonra Sultan II. Murat'ın yine parlak bir Türk zaferiyle sona eren Varna Meydan Savaşı'na kadar yarım asırlık bir zaman, 48 yıl geçmiştir. Bu 48 yıl tarihimizin çok önemli vakalarıyla doldur. Bunları birkaç asırlık bir panorama halinde toplayalım şimdi. Yıldırım'ın Niğbolu zaferinden sonra Osmanlı akıncıları Yunanistan'a girdi. 1398'de Anadolu'daki Karamanoğlu Devleti kaldırıldı ve memleketi Osmanlı ülkesine katıldı. Bunu yine bir yıl içinde Sivas, Kayseri, Tokat ve Şebinkaraysar havalesini kaplayan Eretnaoğulları Devleti arazisinin alınışı takip etti. 1399'da Dulkadiroğulları Devleti Osmanlı tabiyetine girdi ve Osmanlı hududu Fırat Nehri kıyılarına kadar dayandı. İmparatorluğunu büyük bir tehlike karşısında gören Bizans İmparatoru, Osmanlılara karşı yeni yardımlar temini için Avrupa seyahatine çıktı. 1400'de İstanbul'da Yıldırım Beyazıt'ın emriyle bir Türk mahallesi ve bir Türk mahkemesi kuruldu ve İstanbul tekrar muhasar edildi. Fakat Yıldırım'ı doğudan büyük bir kuvvet tehdide başladı. Türkistan İmparatoru Timur'un sonsuz cihangirlik düşüncesine karşı zaferden zafere koşan Yıldırım Beyazıt boyun eğmedi. Bilakis Timur'a meydan okudu. 1402'de Timur'la yaptığı Ankara Meydan Muharebesini kaybeden Yıldırım Beyazıt esir düştü ve esaret yıllarında hayatını kaybetti. Timur'un zaferi bir taraftan Anadolu Türk siyasi birliğini parçalarken diğer taraftan Osmanlı düşmanlarında Türklerin Avrupa'dan atılacağı ümidini uyandırdı. Beyazıt'tan sonra Osmanlı tahtına oturan 1. Süleyman ile Musa'nın hükümdarlık devirleri 11 yıl süren uzunca bir mücadele dönemine sahne oldu. Bu devre daha önce anlatmıştım. Osmanlı tarihlerinde Fetret Devri, Bunalım, Buhran, Karmaşa, Kaos Devri denilmişti. ...1413'te Yıldırım'ın en küçük oğlu Sultan 1. Mehmet Osmanlı tahtına oturdu. Hükümdar her şeyden önce Anadolu'daki mevkini sağlamlaştırmayı başardı ve Bizans'la dostluk siyaseti güttü. 1420'de Anadolu ve Rumeli'de Türk-İslam cemiyet düzenini alt üst eden büyük bir ihtilal ortaya çıktı. Şeyh Bedrettin isyanı. Ve bu isyan çok kanlı mücadeleler sonucunda söndürüldü. 1421'de Sultan 1. Mehmet hayata gözlerini yumdu. 18 yaşındaki oğlu Sultan 2. Murat padişah oldu. Yıldırım
Genç hükümdar Sultan Murat tahta oturur oturmaz amcası Şehzade Mustafa'nın çıkardığı bir gayle ile mücadele etmek zorunda kaldı. Bizans İmparatoru tarafından teşvik himaye edilen, saltanat hakkı iddiasında bulunan Şehzade Mustafa yenildi, esir edildi ve idam edildi. Şehzade Mustafa'nın düzmece olduğu, Osmanlı hanedanından olmadığı kabul edilmiştir. Bu yüzden idam edilmiştir. 1422'de Sultan Murat, Asi amcasını bu hareket teşvik eden Bizans İmparatorunu tedip etmek, ona bir ders vermek amacıyla İstanbul'u muhasar etti. Padişah bu sefer de kendi küçük kardeşi Mustafa'nın isyanı neticesinde İstanbul kuşatmasını kaldırmak zorunda kaldı. Ve isyan eden Şehzade Mustafa ortadan kaldırıldı. Bakın hep Türk tarihi böyle oluyor arkadaşlar. Yıldırım Beyazıt iki defa İstanbul'u kuşatmıştı. Ama birinci kuşatmayı Haçlıların Niğbolu'da toplanması üzerine kaldırmak zorunda kalmıştı. 1391'de Niğbolu zaferini kazanmıştı. Daha sonra İstanbul'u kuşatmıştı Yıldırım Beyazıt yine. 1400'lü yıllarda İstanbul neredeyse düşme noktasına gelmişti. Ancak bu sefer de Timur Anadolu'ya girmiş ve Yıldırım yine 1401'de başlayan kuşatmayı 1402'de kaldırmak zorunda kalmış. Timur üzerine yürümüş ve Ankara Savaşı gerçekleşmişti. İşte 2. Murat da kuşatıyor ama isyanlardan dolayı kuşatmayı kaldırmak zorunda kalıyor. 1423'te Rumeli'de yeniden ilerlemeler başladı. Türk akıncıları Eflak, Arnavutluk ve Mora'ya girdiler. ...1425-1428 arasında İzmir, Aydın, Menteşe ve Teke havalisindeki beylikler yeniden Osmanlı idaresine katıldı. Özellikle İzmir'de hakim olan İzmiroğlu Cüneyt Bey ile sert mücadeleler yaşandı. Cüneyt Bey Osmanlı Devleti'ni epeyce uğraştırdı. Yine Fetret Devri'nde Şehzadeler mücadelesine de katılmış. Özellikle Musa Çelebi'nin yanında yer almıştı İzmiroğlu Cüneyt Bey. Ancak daha sonra Osmanlı'ya bağlılık bildirmişti. Ancak daha sonra yine isyan etmişti. İzmir'i ele geçirmişti. En son 2. Murat Cüneyt Bey'e son verdi arkadaşlar. Yine 1430'da Selanik fethedildi. Yunanistan'ın önemli bir şehri Ege kıyısında, tıpkı İzmir'e benzetilir. İzmir gibi önemli bir liman şehri, ticaret şehri Selanik. 1431'de Manastır fethedildi. Makedonya'da, bugün Kuzey Makedonya topraklarında yer alır. Üsküp'ten sonra ikinci önemli şehridir Kuzey Makedonya'nın, Manastır. 1437'de Macaristan'a 45 gün süren büyük bir akın yapıldı. Macarlarla ittifak yapan Sırp kralı Brankoviç ağır bir bozguna uğratıldı. O dönemde Sırpların başkenti olan Semendir'e fethedildi. Brankoviç Macaristan'a kaçtı. Günümüzde Sırbistan'ın başkenti Belgrad'tır arkadaşlar. Belgrad da önemli bir şehirdir. Fatih Sultan Mehmet döneminde kuşatılmış fakat alınamamıştır. Daha sonra Kanuni Sultan Süleyman döneminde fethedilmiştir. Osmanlı topraklarına katılmıştır. 1441'de Osmanlı'nın namlı akıncı beylerinden Evrenasoğlu Ali Bey tarafından o zamanlar Macarların elinde bulunan Belgrad Kalesi kuşatıldı. Kuşatma 6 ay kadar sürdü. Ancak bu Meskun Kale, Metin Kale fethedilemedi. Alınamadı arkadaşlar. Evet, bu şekilde 50 yıllık panoramayı çizdik. Bir dahaki dersimizde Macar Şövalyesi Hunyadi Janos'un faaliyetlerinden bahsedeceğiz. Şimdilik...
Merhaba arkadaşlar, tarih dersimizin bu bölümünde Jan Hunyat'tan bahsedeceğiz. Jan Hunyat ünlü Macar asilzadesi ve Macar şövalyesidir. Bir dönem Macar tarihinde önemli bir yer tutmuştur. Osmanlı Devleti'nin Varna ve Kosova muharebelerinde Haçlı ordularının kumandanı olarak Jan Hunyat'ı görmekteyiz. Belgrad muhasarası kaldırılmasına rağmen Osmanlı'nın Macarlarla çarpışması devam etmekteydi. Ünlü Osmanlı Akıncı beylerinden Mesut Bey kumandasındaki bir kuvvetimiz 1442'de Transilvanya'ya girmiştir. Sen İmre mevkiinde bir papalık psikoposu kumandasındaki bir kuvveti darmadağın etmiştir, kahru perişan etmiştir. Bu sırada Osmanlı kaynaklarında Yanko diye isimlendirilen Jan Hunyat'ın arkadaşı kalenin imdadına koşmuştur. Bu durum karşısında muhasarayı kaldıran Mesut Bey Hunyat'ı karşılamıştır. Mesut Bey'in cesaretiyle maruf, meşhur akıncıları düşmana öyle bir dalmışlardır ki Simeon Gimeni maktul düşmüştür, hayatını kaybetmiştir bu muharebede. Tam galibiyet Türklerde kalmak üzereyken Hermannstadt muhafızları kaleden çıkarak muharebeye katılmışlardır ve Osmanlı kuvvetlerini geriden vurmuşlardır. Ve iki ateş arasında kalmıştır Osmanlı kuvvetleri. Tıpkı 2. Viyana muhasarasında Mersifonlu Karamusal Paşa kuvvetlerinin Viyana kuvvetleri, Avusturya kuvvetleriyle geriden yardıma gelen Leh ordular arasında kalması ve Osmanlı tarihinden büyük mağlubiyetlerinden biriyle sonuçlanan 2. Viyana bozgunu gibi. Bu sırada yiğitçe çarpışmakta olan Mesut Bey bir kurşun isabetiyle şehit düşmüştür. Mesut Bey'in şehadetiyle Osmanlı kuvvetleri serdarsız, başkumandansız kalmışlardır ve sipahiler dağılmışlardır. Bu durum akıncıların büyük kayıplar vermesine sebep olmuştur. Meydanda zafer sonrası bir sofra kurduran Jan Hunyat, bir taraftan yemek yerken de bir taraftan esir olarak ele geçirilen Osmanlı akıncılarının hunharca katledilmelerini izlemiştir. Mesut Bey'in oğlu da bu muharebede şehit düşmüştür ve Türk akıncılarının kaybı 10 bin civarındadır. Arkadaşlar, büyük bir kayıptır Osmanlılar için. Jan Hunyat bu zaferden sonra Kızılkule geçidinden Alpleri geçerek Efla'ya girmiştir. Tuna'nın iki sahilinde Türklerin elindeki memleketleri kasıp kavurmuş, tahrip etmiştir. Dönüşünde Macarlar tarafından vatan kurtarıcı olarak karşılanmıştır. Ve bu başarıları Jan Hunyat'a Avrupa'da büyük bir şöhret kazandırmıştır. Avrupa'nın en şöhretli kumandanlarından biri haline gelmiştir Jan Hunyat. Arkadaşlar, yine Jan Hunyat'tan bahsetmeye devam edelim. Jan Hunyat'ın galibiyeti ve Mesut Bey'in şehadet haberi Edirne'ye ulaştığı zaman 2. Murat derin bir üzüntüye kapıldı ve beylerini toplayarak onlara bu bozgunun karşılığı nedir? Nasıl telafi edilir? Bu düşmana gereken nedir? Ne yapmak gerekir? Nasıl yapılır? Şeklinde sordu ve Rumeli Beylerbeyi Şahabettin Paşa, Osmanlı tarihlerinde Kula Şahin Paşa olarak da anlatılır. Kendisinin Rumeli'ye geçerek Haçlı kuvvetlerine gereken dersi vereceğini söyledi. Ve emrine 50 bin kişilik bir kuvvet verildi. Kula Şahin Paşa Rumeli'ye geçti. Ve Kula Şahin Paşa Rumeli topraklarında ilerledikçe karşısına düşmanın çıkmaması üzerine ganimet toplama sevdasına koyulup gevşek davrandı. Bu durum karşısında Osmanlı kumandanları kendisini uyardılar. Dediler ki, yabancı bir ülkenin ortasında oyalanmak, askeri harekat
taktiğine uymaz. Dolayısıyla bir an evvel düşman üzerine yürümeliyiz. Düşman kuvvetlerinin toplandığı haberleri gelmektedir. Düşmanı bulmalıyız ve bir an evvel imha etmeliyiz demelerine rağmen Kula Şahin Paşa aldırmıyor. Düşman diyor benim sarığımı görse kaçar diyor. Daha sonra düşman kuvvetlerinin kalabalık bir şekilde Osmanlı kuvvetleri üzerine geldiğini haber alınca hazırlıksız yakalanan Kula Şahin Paşa yanındaki kuvvetlerle savaş meydanını terk ediyor. Ve diğer kumandanlar diyorlar ki daha düşman bile görünmedi. Bu ne gidiştir diyorlar. Ve onlar savaş meydanından çekilmiyorlar. Dersimizin bu kısmında yine Mehter'den bir marş okuyalım. Gafil ne bilir neşveyi pür şevki ve gayı, meydan-ı celadetteki envar-ı sefayı, merdan-ı gaza aşk ile tekbir, tekbirler alınca titrettiğine ruh-i zemini arş-ı semayı, Allah yolunda cenk edelim, şan alalım şan, Kur'an'da zafer vaat ediyor Hazreti Yezdan. Arkadaşlar yine Kütahya Sancak Bey'i ünlü Osmanlı kumandanlarından birinin serdarlığında, kumandanlığında düşmana karşı direniyorlar. Ve ertesi sabah olduğunda güneş ağarıp ufku kızıla boyadığında Osmanlı kuvvetleri Allah Allah nidalarıyla düşman üzerine atılıyorlar. Güneşin doğuşundan gün batışına dek yaman bir çarpışma meydana geliyor. Ancak Kula Şahin Paşa kuvvetleri çekildiği için diğer Osmanlı kuvvetlerinin sayıları az. Ve Kula Şahin'in çekilmesi düşmanın kalabalıklığı karşısında mücadele eden askerin de moralini bozuyor. Bunlardan da bir kısmı savaş meydanından çekiliyorlar kumandanlarının emrine aykırı olarak. Neticede başta Kütahya Sancak Bey'i Osman Bey olmak üzere Osmanlı değerli Osmanlı kumandanlarından 15'i şehadet mertebesine ulaşıyor. Macar askeri karşısında nice birliğin bayrak ve sancakları devriliyor. Osmanlılar için acı ve kara bir gün olarak tarihe geçiyor arkadaşlar. Bozgun genele yayılıyor. Osmanlılar Hermenştat surları önünde verdikleri zayiattan daha fazlasını veriyorlar. Daha önce anlatmıştım. Mesut Bey kumandasında 10 bin Osmanlı askeri şehit düşmüştü. Bundan çok daha fazlasını veriyorlar. Şehit düşen beyler arasında biraz önce söylediğim gibi ünlü Osmanlı beyleri işte Hızır Bey, Ömer Bey gibi önemli Firuz Bey gibi Osmanlı beyleri var. Hermannstadt ve Weza galibiyetleri Jan Hunyad'ın Avrupa'daki şöhretini daha çok büyütüyor. Haçlılara liderlik edecek kişiyi bulduklarını düşünüyorlar ve bundan sonra kurulacak olan Haçlı ordularının başına daha önce de anlattığım gibi Jan Hunyad geçirilecektir. Varna'da ve 2. Kosova'da Sultan Murat Han ordularının karşısına Haçlılar Jan Hunyad kumandasında çıkacaklardır arkadaşlar. Arkadaşlar dersimizin bu bölümünde Osmanlı Devleti'nin Avrupa'daki, Doğu Avrupa'daki, Rumeli'deki zor yıllarından bahsedelim. 2. Murat'ın zor ve üzüntülü yıllarından bahsedelim. 1443'lü yıllara gelindiği zaman Haçlı ordusu yine Hunyadi Janos kumandasında Budin'den, Macaristan'ın başkenti Budin'den hareket ederek Belgrad dolayında, bugünkü Sırbistan'ın başkenti Belgrad dolayında Tuna'yı geçti. Niş yakınında ve Morava Nehri kıyısında rastladığı bir Osmanlı kuvvetini yendi. Bu muharebede Osmanlılar 2000 şehit ve 4000 esir verdiler. Daha sonra İzladi Derbendi'ne tutulmak istedi Osmanlılar. Bundan önce Haçlılar
Sofya'ya girdiler. Bugünkü Bulgaristan'ın başkenti Osmanlı topraklarıdır. Osmanlılar İzzedi Derbendi'ni tuttu. Fakat geçidi müdafaa etmekte başarılı olamadılar. Osmanlı müdafaasını yaran Haçlılar için Bulgaristan ovası açılmış gibi görünmekteydi. Ancak ilerleyen yerlerde ikinci bir Türk kuvvetiyle birleşen İzzedi Derbendi muhafızlarıyla yeniden karşılaştı Haçlılar ve Bulgaristan'ın Kunoviça Dağı eteklerinde yapılan savaşı Haçlılar kaybetti. Hünyadi Yanoş kaybetti ve çekilmeye başladı. Ancak Türkler daha önceki muharebelerde ağır kayıplar verdiklerinden dolayı Haçlıları takip edemediler. Dolayısıyla Hünyadi Yanoş ağır bir mağlubiyet almaktan bu şekilde kurtulmuş oldu. Arkadaşlar, dersimizin bu bölümünde Edirne-Szeged'in anlaşmasından bahsedeceğim. 1444 yılında Osmanlı Heyeti ile Haçlılar arasında imzalanan 1444 Edirne-Szeged'in barış anlaşmasından bahsedeceğim. Osmanlı Heyeti'nin Avrupalılar karşısında aldığı mağlubiyetlerden sonra Kunoviçe Dağı eteklerinde Haçlı kuvvetlerini bozgun uğratması, püskürtmesi üzerine 2. Murat barış teklifinde bulundu Haçlılara. Neden daha önce bulunmadı? Bu da bir siyasi manevradır. Çünkü barış anlaşmaları savaşın gölgesinde, silahların gölgesinde yapılır. Eğer siz yapılan muharebeleri, savaşları kaybettiyseniz barış anlaşmasında karlı bir netice alamazsınız. Düşman isteklerini kabul etmek zorunda kalırsınız. O yüzden Osmanlı mağlubiyetlerin üzerine aldığı en son galibiyet üzerine Haçlılara barış teklifinde bulunmuştur. Bundaki amaç yeniden toparlanmak için zaman kazanmak istemesidir 2. Murat'ın ve elçilerini Macar Kralı Ladislas'a göndermiştir ve Ladislas barış teklifini kabul etmiştir arkadaşlar ve 10 yıl süreliğine 1444 Edirne-Szeged'in anlaşması imzalanmıştır. Ve bu barış anlaşmasını her iki tarafın murahhasları imzalatmışlardır. Macaristan'ın Szeged'in şehrinde Kral Ladislas 2. Murat'ın gönderdiği anlaşmayı imzalamıştır. Ve İncil üzerine yemin etmiştir anlaşmayı bozmayacağına dair. Edirne'de de 2. Murat anlaşmayı imzalamıştır ve Kur'an-ı Kerim üzerine yemin etmiştir. Bu şekilde anlaşma tasdik edilmiştir. Sultan Murat zaman kazanmak için fedakarlık yapmaya mecburdu. Bu anlaşmayla Semendere ile beraber diğer Sırp şehirlerini Brankoviç'e geri vermişti. Eflak Prensi'nin bundan böyle Macar krallarına bağlı bir hükümdar olduğunu da kabul ediyordu. Papa'nın mümessili Kardinal Cesarini Türklere karşı harp taraftarıydı. Fakat Szeged'in muadesi Sırbistan'ı Türk idaresinden kurtardığı için bir müdahalede bulunamamıştı. Dersimizin bu bölümünde Sultan II. Murad'ın sultanlıktan, padişahlıktan çekilmesinden bahsedelim ve yerine 12 yaşındaki oğlu 2. Mehmet'e, yani geleceğin Fatih Sultan Mehmet'ine bırakmasından bahsedelim. 2. Murat Szeged'in anlaşmasının yapılmasından sonra hiç beklenmeyen bir harekette bulundu. Bütün devlet erkanının bulunduğu büyük bir meclisin huzurunda henüz 12 yaşındaki oğlu Şehzade Mehmet'in elinden tutarak çekti ve sağlığımda oğlumun padişahlığını görmek istiyorum. İşte yeni padişahınız Sultan Mehmed'i size emanet ediyorum diyerek hükümdarlıktan çekildi. Kararı katiydi. Başta Sadrazam Çandarlı Halil Paşa olduğu halde hiç kimse bir şey söyleyemedi. Çok yorgun olan Sultan Murat Manisa'ya çekildi ve Manisa Sarayı'nda mutlak ve bir inzivaya çekildi.
10 senelik sulh devrinin istikbal için hazırlık mesuliyetini 12 yaşındaki oğlu 2. Mehmet'e bırakmıştı. Onu iyi yetiştirdiğine inanıyordu. Yine kendisi sultanlığın ilk yıllarında Düzmece Mustafa, işte amcası Şehzade Mustafa isyanı, daha sonra küçük kardeşi Şehzade Mustafa'nın isyanlarıyla uğraşmıştı. İkinci Murat'ı sultan olarak tanımak istememişlerdi. Belki de oğlu ikinci Mehmet'in de gelecekte böyle bir durumla karşılaşmasını istemiyordu. O yüzden onu daha sağlığında padişahlığa hazırlıyordu. Padişah olarak tanınmasını sağlamak istiyordu. İkinci Mehmet'in tahta geçmesinden sonra yine kazanlar kaynamaya başladı. Osmanlı'ya düşman olan unsurların harekete geçmesine neden oldu. Önce Karamanoğlu İbrahim Bey Macar kralına bir mektup gönderdi. Bu mektubunda Osmanoğlu deli olmuş, devleti 12 yaşında bir çocuğun eline bıraktı. Bunları yıkmak için bundan iyi fırsat olamaz. Ben doğudan, siz batıdan Osmanoğlu üzerine yürüyelim ve onları ortadan kaldıralım demekteydi. Daha önceki derslerimde anlatmıştım. Halbuki defalarca Karamanoğulları isyan etmişler. Gerek 2. Murat, gerek daha önceki Osmanlı sultanları Karamanoğlu üzerine yürümüşler. Defalarca Konya'yı kuşatmışlar. Ancak her defasında Karamanoğulları af dilemiş, bir daha yapmayacaklarına dair Kur'an-ı Kerim üzerine yeminler etmişler. Ancak bu sözlerinde durmamışlardı arkadaşlar. Yine aynı şekilde Karamanoğlu hemen Avrupa ile ittifak içerisine girdi. Dersimizin bu bölümünde 10 yıl için yapılan barışın 10 günde nasıl bozulduğundan bahsedeceğiz. Evet, Edirne Segid'in barış anlaşması 10 yılına yapıldığı halde 10 günde sona ermiştir arkadaşlar. Ha, bunu Osmanlı tarafı mı bozmuştur? Hayır, tabii ki Osmanlılar her zaman sözlerine sadık kalmışlardır. Barışı bozan Haçlılardır. Peki bu nasıl gerçekleşmiştir? Şimdi ondan bahsedelim. Karamanoğlu'nun da mektubunu aldıktan sonra Macar kralı Ladislas derhal Segedin'de hummalı bir şekilde yeniden bir harp hazırlığına başladı ve harp meclisini topladı. Burada barışın bozulmasını istemeyenler de vardı. Ancak Ladislas dedi ki burada biz barışı ya da savaşı konuşmak için toplanmadık dedi. Savaş dedi olacaktır dedi. Kesin bir şekilde bunu söyledi. Mecliste kraldan çok herkes Hünyadi Yanoş'un konuşmasını bekliyordu. Çünkü yapılan bu muharebelerde yıldızı parlayan, vatan kurtarıcısı olarak görülen, ordulara kumanda eden Hünyadi Yanoş'tu. Hünyadi Yanoş şunları söyledi. Sebep nedir dedi. Bir çocuğun padişahlığı bir şey ifade etmez dedi. Karşımıza yine Sultan Murat'ı bulacağız dedi. Fakat kendisine Türklerden alınacak Bulgaristan Krallığı vaat edilince fikrini derhal değiştirdi. Dediler ki mecliste biz dediler yapılan savaşta Türkleri Balkanlardan Rumeli'den çıkartacağız. Edirne'yi de geri alacağız ve Bulgaristan'ı da alacağız. Moray'ı da alacağız, her tarafı alacağız, Yunanistan topraklarını alacağız. Dolayısıyla Bulgaristan'ın krallığını sana vereceğiz dediler Hünyadi Yanoş'a. Tabi Hünyadi Yanoş birden bu sefer savaş taraftarı oldu arkadaşlar. Muadenin bozulmasında tek mühim nokta Macar kralının İncil üzerine verdiği yemindi. Onu da Papa'nın vesili Kardinal Cesarini feshetti. Yani ortadan kaldırdı. Ona da bir çözüm yolu buldu arkadaşlar. Nasıl buldu? Dedi ki ilkin Macar kralı muayeneyi Papa'dan izin almadan imzalamıştır. Sulh yapılırken muvafakat etmedim, sadece sustum.
Bu bakımdan muahide hükümsüzdür. Yemine gelince bir Hristiyan, bir hükümdarın bir Müslümana karşı verdiği yeminin asla hükmü yoktur dedi. Sonra meclise ferahlık veren bir haber müjdeledi. Dedi ki Papa'nın amirali Kardinal Francesco papalık donanmasıyla Doğu sularını hareket etmiştir. İmparator Ioannis'in gemileriyle birleşerek, yani Bizans İmparatoru'nun gemileriyle birleşerek Akdeniz Boğazı'nı tutacaktır. Yani o dönemde Çanakkale Boğazı'na Akdeniz Boğazı diyorlar. Osmanlı orduları Çanakkale Boğazı'ndan Anadolu topraklarından Avrupa topraklarına geçiyor. Boğaz tutmalarındaki amaç Osmanlı'nın Anadolu askerini Rumeli'ye, Avrupa'ya geçirmesine engel olmak. Ve bu şekilde Türklere Anadolu'dan taze kuvvetler gelmesini engellemek. Evet arkadaşlar, bu şekilde yeminlerinden ne yaptılar? Bozdular. Halbuki Papa'nın temsilcisi olarak kim vardı? Kardinal Cesarini vardı. Orada sustum falan diyor. Aslında susmak onaylamaktan gelir değil mi? Dilimizde bir söz var. Sukut ikrardan gelir. Sukut kabulden gelir. Ortada bir durum varsa, sana soruluyorsa ve sen susuyorsan bu onu kabul ettiğini gösterir. Ama işte Avrupalılar böyle arkadaşlar. Maalesef ne yapmazlar? Sözlerinde durmazlar. Geçmişte de böyle. Günümüzde de arkadaşlar maalesef böyle. Bu bölümde Haçlı ordularının yeniden toplanmasından bahsedelim. Bütün Avrupa krallarına, Türklere karşı yeni bir Haçlı seferi için davetnameler gönderen Macar Kralı Ladislas, Seged'in Harp Meclisi'ne Eylül'ün birinci günü Haçlı ordusu Ostrava'da toplanmış olacaktır diyerek meclisi kapadı ve harp planlarını hazırlayacak olan bir yüksek heyet kuruldu. Bu heyette Hünyade Yanoş, Eğri Piskopos Simon, Grasvaradin Piskoposu Jean, Bosna prenslerinden Rafael ve 7 Macar asilzadesi vardı. Kral Ladislas'ın davetine heyecanla koşanlar oldu. Bunlar Bosna prenslerinden Stefan, Sama, Eflak Voyvodası ile Boğdan Voyvodası ve Arnavut prenslerinden Kastriyati bütün kuvvetleriyle bu Haçlı ittifakına katıldılar. Polonyalılar çekimser davrandılar. Sulhu bozmanın bir anlamı yok diyordu Polonyalılar ve diyorlardı ki Tatarlar bizim topraklarımıza hücum ediyorlar, saldırıyorlar, sürekli akınlar düzenliyorlar. Yani Kırım Tatarları. Biz diyorlar oraya kuvvet gönderirsek topraklarımız savunmasız kalır ama yine de az miktar kuvvet göndereceğiz diyorlar. Yine Sırp Kralı Brankoviç Haçlıların yanında yer almayacağını söylüyor. Çünkü Sırplar Edirne-Seged'in anlaşmasıyla Osmanlı'dan bağımsız oluyorlar. Neticesi belirsiz olan bir savaşa girerek bu bağımsızlığı kaybetmek istemiyorlar. Çünkü yapılacak olan savaşı Osmanlı kazanırsa bu sefer Sırbistan yeniden Osmanlı'ya bağlanacak. Ve artı Sırplar diyorlar ki Haçlı kuvvetlerinin de Sırp topraklarından geçerek Osmanlı ülkesine girmesine izin vermeyiz diyorlar. Çünkü ileride Haçlılar yenilirse Osmanlı bunun hesabını Sırplardan sorar diye düşünüyorlar. Buna da ne yapmıyorlar? İzin vermiyorlar. Evet, bu durum Macarları ne yapıyor arkadaşlar? Çok kızdırıyor. Ve diyorlar ki biz diyorlar önce bir Osmanlı'nın hakkından gelelim. Daha sonra diyorlar Sırplara bunun hesabını sorarız diyorlar. Bu bölümde Haçlı ordusunun hareketinden bahsedelim. Diğer büyük Avrupa hükümdarları, İngilizler ve Fransızlar Haçlı ordusuna katılamayacaklarını bildirdiler. Buna gerekçe olarak da Nibolu, Yıldırım Beyazıt döneminde yapılan Nibolu meydan muharebesinde askerlerinin büyük bir kısmını kaybettiklerini, dolayısıyla asker gönderemeyeceklerini söylediler.
Macar kralı umduğu derece azametli bir kuvvet toplayamayacağını anladı. Fakat artık Seged'in muayedesi bozulmuş, ok yaydan çıkmıştı. Hünyadi Yanoş yine başkumandandı. Haçlı ordusu Seged'inden 12 bin kişiyle yola çıktı. Nasıl olsa Osmanlı önünde ve daha ilerlerde bu kuvvet hayli yükselecekti. Hiç olmazsa 100 bini bulmayı ümit ediyordu. Haçlılar Macar kralının verdiği tarihten bir ay kadar geç, yani ancak Eylül sonlarına doğru Ostrova'ya gelebildiler. Süratle hareket edebilmek için ağır muhasara topları ve diğer muhasara aletleri getirilmemişti. Hünyadi Yanoş'un planında müstahkem kalelerin hiçbir önemi yoktu. O bu kaleleri zapt etmek için zaman kaybetmeyecekti. Hepsini bırakıp geçecek. Türkleri bir meydan muharebesinde imha ettikten sonra bu müstahkem kaleleri olgun bir elma gibi tek tek toplayacaktı. Planları buydu. Harekat planı buydu arkadaşlar, genel hatları ilaçların. Haçlıların harekatına devam ediyoruz. Hünyadi Yanoş'u büyük ağırlıklarla takip eden arabalar vardı. Bu diğer kumandanların hoşuna gitmiyordu. Fakat krala karşı ses çıkaramıyorlardı. Sadece Ladislas'ın şahsi eşyasıyla mahiyetinin merasim üniformalarını götüren 1000 araba vardı. Verilecek parlak ziyafetler için altın sofra takımları bile getiriliyordu. Macar kralı Türkleri Avrupa'dan çıkarıp denize sürdükten sonra İstanbul'a muhteşem bir alayla girecek. Orada imparatorun dillere destan kızı prensesle evlenecekti. Arabalarda bu prensese takdim edilecek sandıklar dolusu hediyeler vardı. Hünyadi Yanoş Tuna'yı geçti. Tuna'yı geçtikten sonraki hedefi neydi? Eylül'ün sonlarına doğru Tuna'yı geçen ve arkasından Viden'e gelen Hünyadi Yanoş şehrin varoşlarını yaktı yıktı. Müstehkem Türk kalelerini geride bırakarak Rahova'yı boşalttı ve burayı zapt etti. Rahova'da pek çok masum Müslümanı, Türk'ü katletti. Daha sonra Varna Meydan Muharebesi'nde Osmanlı kuvvetleri ve Yeniçeriler bu Rahova için, bu Vidin için diye Haçlara kılıç sallayacaklardır. Ve Rahova'nın ve Vidin'in ve orada kanı dökülen masum Türklerin, Müslümanların hesabını Haçlardan soracaklardır arkadaşlar. Daha sonra Haçlılar ilerlemeye devam ettiler. Geçtikleri yerleri bir kasırga şeklinde kasıp kavuruyorlardı. Müslüman ve Hristiyan köyleri ayırt etmeden yakıp yıkıyorlardı. Kiliseleri bile yağma ediyorlardı. Balkan geçitlerinde oyalanmamak için Hünyadi Yanoş Tuna boyu yolunu tercih etmişti. Ve ilk hedef olarak Karadeniz sahilinde Varna'ya inecekti. Ordunun iaşesini tamamladıktan sonra Boğazlardan Karadeniz'e çıkacak Haçlı donanmasıyla bir an önce buluşacaktı. Tuna Nehri ordunun sol yanını emniyet altına alıyordu. Varna'dan sonra doğru Edirne üzerine yürüyecek ve Türklerin Avrupa'daki bu büyük ordugah şehrini, başkentini ele geçirecek. Ve bu şekilde Rumeli'de Osmanlı varlığını, Türk varlığını ortadan kaldıracaktı ve bu Haçlıların son zaferi olacaktı. Bu büyük hayallerle ve hedeflerle ilerliyordu Hünyadi Yanoş. Dersimizin bu bölümünde Niğbolu Kalesi ve Firuzbeyzade Mehmet Bey'den bahsedelim. Haçlılar Ekim ayında Niğbolu Kalesi ve şehir önüne geldiler. Kale kumandanı Firuzbeyzade Mehmet Bey adında bir Nevcivan Bahadır yiğitti. Kale dövecek büyük topları getirmedikleri için Niğbolu'yu muhasara ettiler.
Şehrin varoşları yakıldı ve yağma edildi. Mehmet Bey birkaç gece arka arkaya kaleden çıktı ve büyük düşman ordusuna gerilla taktikleriyle baskınlar yaptı. Rumeli'de şöhret almış Akıncı dilaverleri her gece bir miktar esir aldı. Gömgök demir zırhlara bürünmüş bu esirleri zincirlere vurarak düşman ordusu hakkında topladığı bilgiyle beraber dağ yollarıyla Edirne'ye gönderdi. Haçlılar Nibol önünde ilk defa olarak ağır kayıplar vermiş oldular. Arkadaşlar bu bölümde Dünya Diyanoş ile Eflak Voyvodası Drakul'un kavgasından bahsedelim. Haçlılar Nibolu Kalesi önündeyken 4000 atlıyla Eflak Voyvodası Drakul geldi. Müttefikleri yeterli derecede kuvvetli göremeyen Drakul, Macar Kralı Ladislas'ı Türk Padişahını karşılamaktan vazgeçirmeye çalıştı. Osmanlı Padişahı sürgün avına çıktığı zaman bile mahiyeti sizin ordunuzdan kalabalıktır dedi. Bu konuşmada hazır bulunan Hünyadi Yanoş kılıcını çekerek Drakul'un üzerine yürüdü ve bozguncu hain diye bağırdı. Drakul, gerçeği söylemek ihanet değildir dedi. Askerlerini oğlunun kumandasına bıraktı. Kendisi süratle memleketine döndü. İlerleyen Haçlı ordularının Yeni Pazar katliamından ve Kral Ladislas'ın Türk halkına yıldırma beyannamelerinden bahsedelim. Nibolu'yu da arkada Türklerin elinde bırakarak ilerleyen Haçlılar Razgrad üzerinden Yeni Pazar'a geldiler. Bu şehir büyük zorluklarla ve hayli kayıp verilerek alındı. Yeni Pazar'da tek canlı bırakılmamak üzere korkunç bir katliam yapıldı. Kümes hayvanları, kediler, köpekler bile kılıçtan geçirildi. Buradan sonra Şumlu, Pedriç ve Varna ahalisine hitaben yıldırıma beyannameleri gönderildi. Kral Ladislas'ın adına yazılan ve esir Türklerle gönderilen beyannamelerde bu şehirlerin derhal teslim olması, aksi takdirde hepsinin kılıçtan geçirileceği, tek bir canlının bırakılmayacağı yazıyordu. Türkler ise bu beyannamelere cevap vermediler. Bakın tarih hep böyle olmuştur. Mesela Ruslar Çeçenistan'da büyük katliamlar yapmışlardır. Yine 90'da Sırplar Bosna Hersek'te binlerce Müslümanı katletmişlerdir. Bugün yine Gazze'de İsrail binlerce 50 bine yakın Müslümanı ne yaptı? Katletti. Maalesef bu Hristiyan aleminin, Yahudi aleminin Müslümanlara karşı uyguladığı bir katliamdır. Bu aradan asırlar geçse de maalesef değişmemiştir arkadaşlar. Geçmişte de bu böyle olmuştur. Günümüzde de böyle olmuştur. Mesela Haçlılar Haç seferlerinde Kudüs'ü ele geçirdikleri zaman Müslümanları katletmişlerdir. Ama daha sonra Selahaddin Eyyubi Kudüs'ü Haçlılardan geri aldığı zaman Hristiyanlara dokunmamıştır. Yani İslam'da katliam yoktur. Ama Avrupa'nın sicili maalesef o noktada karanlıktır. Mesela Fransızlar Cezayir'i işgal ettikleri zaman Kuzey Afrika'da Müslüman toprağıdır. Osmanlı'dan Cezayir'i aldıkları zaman Cezayir'de büyük Müslüman katliamları yapmışlardır. Bunlar saymakla bitmez arkadaşlar. Ha, bunları bilmeliyiz ve bunun bilinciyle üretmeliyiz, kalkınmalıyız, güçlü olmalıyız. Gerek kendi vatanımızı bu tarz olaylardan korumak için gerekse mazlum Türk-İslam coğrafyalarının haklarını müdafaa etmek için bu noktada güçlü olmak zorundayız. Mesela yine Çin, Doğu Türkistan Uygur Özerk Bölgesi'nde maalesef oradaki Uygur Türk'ü kardeşlerimize katliamlar yapmaktadır arkadaşlar. Bu her zaman böyle olmuştur. Şimdi Şumlu'nun 50 fedaisinden bahsedelim. Şumlu şehri yani günümüzde Bulgaristan'ın bir şehridir. Şumlu şehri boşaltılmıştı. Kalede yalnız asker kalmıştı. Çok kanlı bir muharebe oldu.
Osmanlı kale muhafızları tamamen şehit düştü. Düşman kaleye girerken hayatta kalmış olan son 50 cengaver bir burca sığındılar ve esir olup düşman eline geçmemek için kale bedenlerinden, burçlarından kendilerini aşağıya attılar. Düşman eline geçilirse askeri istihbarat bilgilerinin onlara ulaşma ihtimali vardır. Bu yüzden böyle bir yol takip edilir. Tabi o dönemde düşman eline geçse askerler, düşman binbir işkenceyle bu askerleri katledecek. O yüzden onlar da canlı ele geçmiyorlar. Bu kısımda Tırnova, Keşif Kolu ve Pravadi ile Petriç katliamlarından bahsedelim. Haçlılar Varna muharebesine kadar, Varna meydanına kadar geçtikleri yerleri adeta bir kasırga gibi kasıp kavurmuşlardır, yakmışlardır, yıkmışlardır. Macarlar Tırnova istikametinde 500 kişilik bir keşif kolu göndermişti. Bu 500'ün ancak 200'ü perişan bir halde dönebildi. Bu öncü kuvvetine Osmanlılar rastlamışlar. 300'ü derhal kılıçtan geçirilmişti. Haçlılar daha sonra Pravadi'yi aldılar. Şehir baştan başa yağma edildikten sonra ateşe verildi. Çocuklar ve kadınlar da dahil bütün halkı kılıçtan geçirildi. Bunu Petriç şehri katliamı takip etti. Az önce de bahsettiğim gibi maalesef bu katliamlar ne yaptı arkadaşlar? Sürdü. Yani vatan kolay fethedilmedi. Kolay vatan olmadı arkadaşlar. Rumeli toprakları, Anadolu toprakları her karışı şehit kanlarıyla sulandı. Mehmet Akif İstiklal Marşı'nda diyor ya, bastığın yerleri toprak diyerek geçme tanı. Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit olursun, incitme yazıktır atanı. Verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı diyor ya arkadaşlar. Gerçekten bu böyledir. Anadolu'nun, Rumeli'nin her karışı şehit kanlarıyla sulanmıştır. Bugün hala dahi sulanmaktadır. Bugün hala dahi ne yapıyoruz arkadaşlar? Şehitler veriyoruz. Hepsine Allah rahmet eylesin burada. Bir kez daha minnetle onları anıyoruz. Bu kısımda Haçlıların Varna önüne gelişinden bahsedelim. Macar Kralı Ladislas ile ordusu Kasım ayına doğru Varna önüne gelmişti. Varna Kalesi ve şehri yakınındaki Kalaba kasabası Haçlılara teslim olmuş. Varna ve Kalaba'nın muhafazası yerli Rumlara bırakılmıştı. Varna'nın kuzeyinde büyük ve müstahkem bir ordugah kuruldu. Haçlı ordugahı. Gün batıp ortalık karardıktan sonra Haçlılar geldikleri yolun en çok 10 kilometre kadar gerilerinde bir takım donuk ışıklar gördü. Haçlı ordugahından Türkler geldi diye bir vaveyla koptu. Bağrışmalar yükseldi. Türk ordusu Haçlıların çekilme yolunu kesmişti. Hünyadin'in Edirne ordugahını basmak planı artık bir hayal olmuştu. İki tarafın mukadderatını tespit edecek olan harp Varna sahrasında olacaktı. Artık buna mecburdular. Başkumandan Hünyadin'in emriyle o gece atların eğerleri alınmadı. Ve ileri karakollar çıkarıldı. Ordugahta bir harp meclisi toplandı. Yani burada atların eğerlerinin çözülmemesinin sebebi Haçlılar bir Osmanlı gece baskınından çekiniyorlar. O yüzden hazır bekliyorlar. Bu tarz olaylar olmuş mudur? Olmuştur. Mesela Sırp Sındığı Savaşı'nda 1368 olması lazım tarihi yanılmıyorsam. Haçlılar Edirne'ye yer almak için büyük bir Sırp ordusu yola çıktılar. Farklı milletlerden de vardı. Çoğunluğu Sırp'tı. Mevcutları 100 bin kişiyi buluyordu. Bunu haber aldığı zaman 1. Murat Anadolu'dan Rumeli'ye geçmek için harekete geçti. Ama Çanakkale Boğazı üzerinden geçiyorlardı. Öyle geçmek kolay değildi. İstanbul Bizans'ın elindeydi. Ve
Rumeli Beylerbeyine haber gönderdi. Rumeli kuvvetleri toplanmaya başladı. O sırada Hacı İlbey 10.000 kişilik bir kuvvetle haçları gözetlemek üzere öncü kuvvet olarak gönderdi. Görevi haçların Meriç'i geçmelerini engellemekti. Ancak Hacı İlbey yetiştiğinde haçlar çoktan Meriç'i geçmişlerdi. Ve akşam oldu. Hacı İlbey yakın takipteydi haçları. Ve akşamleyin haçların zaferden emin olduklarını, kutlamalar yaptıklarını, çoğunun içki içtiğini, serhoş olduğunu, emniyet elden bıraktıklarını görünce 10.000 kişiyle beraber 100.000 kişiye bir baskın düzenledi. Bu fırsatı elden kaçırmak istemedi ve neye uğradığını anlayamayan haç ordusu büyük bir panikle kılıçtan geçirildi. Kaçabilenlerin çoğu Meriç'in bataklıklarında hayatını kaybetti. Dolayısıyla haçlılar bunları unutmamıştı ve Hünyadi Yanoş'ta o döneme kadar haçlıların çıkardığı en iyi kumandanlardan, en iyi muhariplerden bir tanesiydi. Dolayısıyla tedbirli davranmaktaydı arkadaşlar. Bu kısımda da 2. Mehmet'le, yani geleceğin Fatih Sultan Mehmed'i ile babası 2. Murat arasında geçen mektuplaşmalardan bahsedelim. İşte tarihi kaynaklar der ki bazıları bu tarz mektuplar yoktur falan, ama neticede bir mektuplaşma olmuştur. Mahiyeti böyledir ya da farklıdır ama netice itibariyle güzel bir anekdot. Ha, Fatih böyle bir şey yazabilir mi? Zeka olarak yazabilir. Zeki bir insan. Bakalım nedir bu, anlatalım arkadaşlar. Karamanoğlu İbrahim'in Macar kralına gönderdiği mektup üzerine daha yerine varmadan bu mektup bir sureti çocuk padişah Sultan 2. Mehmet'e gelmiş. Macar kralının sulhu bozması üzerine de Sultan Mehmet'in topladığı bir harp meclisinde verilen kararla Sultan Murat süratle Edirne'ye davet edilmişti. Fakat Sultan Murat bu daveti kabul etmemiş. Demiştir ki harp padişahla kazanılmaz, askerle ve kumandanla kazanılır. Sonuçta aynı asker, aynı kumandan, padişah da var başında, 2. Mehmet. Varın gidin düşman üstüne demiştir. Bunun üzerine 2. Mehmet yeni bir mektup yazmıştır. Bu mektupta der ki babasına, eğer padişah ben isem size emrediyorum, derhal gelin ordularınızın başına geçin. Eğer padişah sizseniz o zaman gelin ordularınızın başına geçin demektedir. Dolayısıyla her iki halükarda da 2. Murat'a ordunun başına geçmekten başka bir alternatif kalmamaktadır. Ve hızla atlanan, yanına bir muhafız birliği alan 2. Murat hızla Edirne'ye doğru yola çıkar. Gelibolu, Çanakkale Boğaz üzerinden Rumeli'ye geçer ve Edirne önlerinde ordu 2. Murat'ı karşılar ve yeniden ordunun başına geçerler. Dersimizin bu kısmında Varna ordu yağında haçların son harp meclisinden bahsedeceğiz. Sultan Murat ile Türk ordusu haçların çekilme yolu üzerindeydi. Harp tarihi Türklere gülerse, haçların Tuna yaşarak Efrak topraklarına sığınması imkansızdı. Köprü kurmak için gereken ağırlığı ve malzemeyi de getirmemişlerdi. Donanmadan da hiçbir haber alınamamıştı. Venedik ve Ceneviz donanmaları haçları Karadeniz üzerinden İstanbul'a geçirmek için geleceklerdi. Fakat bundan da bir haber yoktu. Sadece Kardinal Francesco kumandasında 120 kadırgadan bahsediliyordu. Donanma gelse bile bütün orduyu bu gemilere bindirmek imkansızdı. Karadeniz yoluyla İstanbul'a götürmek hiç kolay bir şey değildi. Fakat Hünyadi Yanoş'un topladığı harp meclisinde bunları düşünen yoktu. Haçlı ordusu kumandanları gurur içinde zaferi kendilerine vaat edilmiş olarak görüyorlardı. Harp meclisinde bir kumandan, Türkler müstahkem, yani kuvvetli ordu yağımıza hücum edemez,
Donanmamızın gelmesini bekleyebiliriz diyecek oldu. Hünyadi hayır dedi. Donanmayı bekleyemeyiz. Erzağımız yoktur. Askerimiz açlıktan kırılır. Askerimizin maneviyatı pek ulvi bir ihtişam içindedir. Yarın harp edeceğiz dedi. Şimdi bu kısımda Varna sahrasının durumuna bakalım. Varna şehri Karadeniz kıyısında Bizans yapısı kuvvetli bir surla çevrilmişti. İstanbul surları gibi. İç kalede çok metindi, sağlamdı. Şehrin batısında Dona Gölü vardı. 20 kilometre boyunca olan bu gölün güney kıyısı gayet sarp. 350 metre yüksekliğinde ormanlarla kaplı dağlarla çevrilmişti. Gölün denize dökülen ayağı Varna surlarının güneyinden geçiyordu. Göl ile deniz arası yaklaşık 5-6 kilometre kadardı. Varna sahrası dar ve uzun, hafif dalgalı, şehrin batısına ve gölün kuzeyine kadar ilerliyordu. Sahranın kuzeyinde aşağı Balkan dağları vardı. Sahranın Karadeniz'e kavuşan eteğinde şehir Haçlıların büyük müstahkem ordugahı bulunuyordu. Varna surunun güney kapısı önünden bir yol, gölün ayağını bir köprüyle aşarak sahil boyunca Kalata kasabasına gidiyordu. Dersimizin bu kısmında 1444 yılının 10 Kasım sabahından bahsedelim. 10 Kasım sabahı günün ilk ışıklarıyla Osmanlı ordusunun harp nizamını almış olduğu görüldü. Merkezde Yeniçerilerle Sultan Murat bulunuyordu. Padişahın otağı sahranın kuzeybatısında bir tepe üzerinde kurulmuştu. Ki bu tepeye daha sonra Murat Tepe adı verilecekti. Karşısındaki bir tepe daha vardı. Bu tepeye de Doğa Tepe adı verilecektir. Sultan Murat o cenk gününün sabah namazını düşman ordusunu daha iyi görebilmek için o tepede kılmış ve zafer duasını da orada yapmıştı. Düşman ordusunun kalabalıklığını, askeri gücünü, göm gök sırtlara bürünmüş, demir zırhlı şövalyeleri görmüş ve çetin bir harp olacağını anlamış ve Cenab-ı Hakk'a dualar etmiştir. Secdelere kapanmıştır. Allah'ım beni affet. Benim günahlarımdan dolayı bu İslam ordusunu mağlup etme, muzaffer et. Şehit kanlarıyla alınan Rumeli toprakları, vatan toprakları elden çıkmasın. Eğer zafer benim hayatıma bağlıysa, canım Allah yolunda, vatan yolunda feda olsun. Yeter ki İslam ordusu, Türk ordusu muzaffer olsun şeklinde dualar etmiştir. Tıpkı büyük şairimiz Yahya Kemal Beyatlı'nın 26 Ağustos marşında olduğu gibi büyük taarruz öncesi şu şiiri yazmıştır ve Türk ordusuna ithaf etmiştir. Yahya Kemal adeta Sultan II. Murat'ın dualarına tercüman olmuştur. Şu kopan fırtına Türk ordusudur ya Rabbi. Senin uğrunda ölen ordu budur ya Rabbi. Ta ki yükselsin ezanlarla müeyyet namın. Galip et. Çünkü bu son ordusudur İslam'ın. Şu kopan fırtına Türk ordusudur ya Rabbi. Senin uğrunda ölen ordu budur ya Rabbi. Ta ki yükselsin ezanlarla müeyyet namın. Galip et. Çünkü son ordusudur bu İslam'ın şeklinde adeta 2. Murat'ın dualarına tercüman olmuştur. Aynı duaları 1. Murat da 1. Kosova sahrasında savaş öncesinde yapmıştır. Ve zaferi kazandıktan sonra şehit düşmüştür. Arkadaşlar bu da yine tarihimizin şanlı sayfalarından biridir. Devam edelim. Türk ordusunun sol kanadını Karacapaşa kumandasındaki Anadolu askeri, sağ kanadını da
Turan Bey kumandasındaki Rumeli askeri oluşturuyordu. Merkezde Yeniçeri'nin önüne Kapıkulu süvarisi yerleştirilmişti. Daha geriye de bir süvari kuvveti konmuştu. Osmanlı ordusunun bütün mevcudu 40 bin kadardı. Hünyadi Yanuş, Haçlı ordusunun harp nizamını şöyle kurmuştu. Merkezde Macar Kralı Ladislas'ın ağır zırhlı alayları, şövalyeleri. Bunlar harbe iştirak etmeyeceklerdi, yani katılmayacaklardı. Kati netice, yani kesin netice alınırken bütün ağırlıklarıyla hücuma geçecekler ve zaferin şan ve şerefini bunlar alacaktı. Kral Ladislas alacaktı. Sağ kanatta Bosna, Grasvaradin, Eğri psikoposları ile Kardinal Cesarini'nin ağır zırhlı alayları ve Franç Tolçu kumandasındaki Hırvat şövalyeleri vardı. Sol kanatta ağır zırhlı Macar alayları ile Hünyadi Yanoş, daha sonra Efrak atlıları merkezde kral alaylarının gerisinde bulunuyorlardı. Her iki kanadın, yani Haçlı ordularının sağ ve sol kanadına yardıma hazır bir şekilde ihtiyat kuvveti olarak bekliyorlardı. Yine Haçlıların bütün mevcudu 60 bin kişiydi. 40 bin Osmanlılar, 60 bin Haçlılar. Zaten hep böyle olmuştur. İslam ordularının, Türk ordularının muharebelerinde her zaman düşman kuvvetleri Osmanlı'dan ya da İslam askeri kuvvetlerinden her zaman fazla olmuştur. Ama Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de diyor ki biz nice az toplulukları çok topluluklar üzerine galip ettik yazıyor, diyor. İnanıyorsanız üstünsünüz diyor. Dolayısıyla bir söz var ya, Allah'a güven, hikmete sarıl. Allah'a güven, sahaya sarıl, hikmete rağm ol, yol varsa budur, bilmiyorum başka çıkar yol diye. Dolayısıyla zaferi kazandıran inançtır, Cenab-ı Hakk'ın yardımıdır arkadaşlar. Zafer Allah'tandır. Barbaros Hayrettin Paşa da diyor ya, bir kimsenin yardımcısı Allah ola, gel gör ki o ne şah ola diyor. Yani yardımcısı Allah olanın karşısına kim durabilir? İşte atalarımız buna inanmışlar ve Allah'ın yardımı ve inayetiyle her zaman galip gelmişlerdir arkadaşlar. Bunu da hiçbir zaman için unutmamak gerekir. Arkadaşlar, beklenen an geldi. Varna Meydan Muharebesi. Dersimizin bu kısmında Varna Meydan Muharebesi'nden bahsedelim. Kendisini düşmandan bir tepeye gizlemiş olan Osmanlı sol kanadındaki Anadolu askerleri görünmeden ilerlemeye başladı ve düşmana son derece yaklaştı. Öncü kuvvetler tepeden, arızalardan, yani arazinin engebeli yerlerinden ve yüksek fundalıklardan istifade ederek vadiye indiler. Muharebe bu akıncalar ile Eğri Piskoposu'nun ağır zırhlılar arasında bir çarpışmayla başladı. Dünyada Yanoş dar sahrayı süratle aşarak Eğri askerini takviye etti. Akıncılar geri çekilmek zorunda kaldı. Arkadan bütün Anadolu askerleriyle Karaca Paşa geliyordu. Karaca Paşa üstün kuvvetlerle yüklenince Hünyadi Yanoş ve Eğri Piskoposu geri çekildiler. Bu sefer Grasvaradin Piskoposu ile Kardinal Cesarini'nin alayları muharebeye girdi. Bu takviyeyi alınca geri çekilen Hünyadi Yanoş ile Eğri Piskoposu durdular. Kanlı boğaz boğaza bir çarpışma başladı Osmanlı kuvvetleriyle. Bu sırada Türk sağ kanadını teşkil eden Rumeli askeri Haçlı sol kanadı üzerine hücum etti. Düşman sol kanadının büyük bir kısmı Hünyadi ile sağ geçmiş olduğundan Haçlıların sol kanat kuvvetleri tamamen bozuldu. Geride müstahkem ordugaha doğru kaçmaya başladılar. Çok ağır bir zayiat vermişlerdi, yani kayıp vermişlerdi. Bir kısmı da şaşkın Dona Gölü sahiline doğru kaçıyordu. Zırhsız Rumeli askeri akıncıları kaçmakta olan ağır zırhlı Haçlıların ve bu üstün ve bütün düşman kuvvetlerinin arkasından adeta bir çark çevirerek müstahkem ordugaha hücum ettiler. Burada da boğaz boğaza bir mücadele başladı.
Ey şanlı ordu, ey şanlı asker, haydi gazanfer, ummanı safter, bir elde kalkan, bir elde hançer, serhadde doğru, ey şanlı asker, derya da olsa her şey muzaffer, dillerde tekbir, Allahu Ekber, Allahu Ekber, ordumuz olsun daim muzaffer. Hünyadi Yanuş kendi alaylarıyla bu sefer tekrar sola kaydı. Rumeli akıncılarının ardını aldı. Fakat o ayrılınca Haçlı sağ kanadı zayıflamıştı. Karaca Paşa karşısında paniğe uğradı. Kardinal Cesarini bu arada Türk atlılarının ayakları altına düşerek parçalandı ve kayboldu. Eğri ve Grasvarad'ın psikoposları Varna Kalesi'ne can attılar. Fakat kalenin ve şehrin muhafazasına bırakılmış Rumlar kapıları kapayıp Haçlılara ihanet etti. Eğri Piskopos da Kardinal Cesarini gibi Türk atlılarının ayakları altında çiğnendi. Grasvarad'ın Piskoposu Dona Gölü'ne atıldı. Ancak bataklıkta boğuldu. Çıkamadı bataklıktan. Bu faciayı gören Hünyadi Yanuş merkezdeki kral alaylarını alarak tekrar sağa geçti ve Karacapaşa'ya hücum etti. Karacapaşa şehit düştü ve Anadolu askeri geri çekildi. 4000 ihtiyat eflak atlısı bunu fırsat bilerek merkezdeki Türk yaya askeri üzerine yani Yeniçerilere saldırdı. Yeniçerilerle öndeki zırhsız hafif Türk atlısı geri çekildi. Bu başarı üzerine Hünyadi az önce aldığı kral alaylarını tekrar Ladislas'ın emrine verdi. Macar kralı Ladislas'ın ve ihtiyat kuvveti olarak yerinden kıpırdamamasını söyledi krala. Ve Haçlı ordusunun sol kanadına geçti. Turhan Bey önce geri çekildi. Gerideki ihtiyat Türk atlısını aldı ve tekrar hücum etti. Bu sefer Haçlı sol kanadı da Hünyadi'nin bütün gayretlerine rağmen bozguna uğradı. Savaş böyle gitgellerle devam etmekteydi. Meydan muharebesi henüz kesin olarak kazanılmamıştı. Dakikalar geçtikçe düşman eriyordu. Padişah yanında yalnızca Yeniçerileri bırakmış. Yani yalnız yaya askerle kalmış. Bütün ihtiyat yani yedek atlı askeri Turhan Bey emrine vermişti. Mehterler çalınca hünkârem başta, Estergon kanice budin muhaçta, atamın izi var toprakta taşta, aslı Türk nesli Türk Osmanlıyız biz. Ne büyük kumandan, ne büyük asker, diyerek yüceltmiş en son peygamber, şehitlik peşinde koşmuş her asker, aslı Türk, nesli Türk, Osmanlıyız biz. Macar kralı Ladislas, günün kahramanı kesilmiş olan Hünyadi Yanuş'un kendisini atıl bir vaziyette kenarda bırakmış olmasından büyük bir asabiyet içindeydi. Bunu fırsat bildi. 500 ağır zırhlı şövalyenin başında Yeniçerilere hücum etti. Yeniçeriler perişan olmuş gibi ikiye bölündü. Macar kralı Türk askerine yardığını sandı ve açılan gediğe girer girmez dünyanın bu en üstün yaya askerlerinin ölüm kıskacına düştü. Az önce yarılmış olan Yeniçeri bölükleri Kral Ladislas ile
500 ağır zırhlı şövalyesinin üzerine Firavun'u boğan Kızıldeniz'in dalgaları gibi kapandı. Bu arada Koca Hızır isminde bir yeniçeri kralın atını mızrakladı. At devrildi. Kral yere yuvarlanırken Hızır müthiş bir hamleyle yıldırım gibi kralın üstüne düştü ve onun başını gövdesinden ayırdı. Orduların pek çok zaman vermiştiler dünyaya şan. Türk milleti, Türk milleti, aşk ile sev milliyeti. Kahret vatan düşmanını, çeksin o melun zilleti. Dersimizin bu kısmında Kral Ladislas'ın akıbetinden bahsedelim. Sultan Murat, Macar Kralı Ladislas'ın verdiği yemini bozarak ayaklar altına aldığı Seyyid'in muahidesini bir mızrak üzerine astırmış ve mızrağı da muharebe günü sabahı otağının yani çadırının kurulduğu tepeye diktirmişti. Çünkü Edirne Seyyid'in barışı 10 yıllığına yapılmıştı. Ladislas İncil üzerine yemin etmişti sözünü tutacağına dair ama 10 gün dahi sürmemişti bu sözü. 2. Murat tahtı küçük yaştaki oğlu 2. Mehmet'e bıraktıktan sonra Haçlılar bunu bir fırsat olarak görmüşlerdi ve Kral Ladislas da yeminini bozmuştu. Halbuki kutsal kitaplar üzerine yemin etmişlerdi. Bunun üzerine Sultan Murat muharebe günü çadırının önündeki tepeye diktirmişti bu anlaşmayı. Avrupa böyledir arkadaşlar. Sözlerinden atmaz, maalesef durmaz. Onların sözlerine ne yapılmaz? Güven olmaz arkadaşlar. Daha sonra Yeniçeri Koca Hızır'ın palasıyla yani kılıcıyla gövdesinden ayrılan baş da az sonra bu mızrağın ucuna saplanmıştı. Altta anlaşma, üstte Ladislas arkadaşlar. Meydan muharebesinin son dakikalarında bu manzara Haçlılar için çok ağır bir darbe olmuştu. Hünyadi Okanlı hercümerç içinde kralımızın başı gitti, bari cesedini kurtaralım diye haykırıyordu. Bu beyhude boşa bir feryattı. Ladislas'ın gövdesi kan ve kanlı çamur içinde, atların nalları altında ve yeniçerilerin çizmeler altında kaybolmuştu. Bir an Hünyadi yalnız kaldığını gördü. Kendi askeri de kaçıyordu. Bunun üzerine biz kral için dövüşmüyoruz, nereye, nereye kaçıyorsunuz diye bağırdı. Mahşeri sahnede artık bir başkumandan serdar olmadığını anladı ve altındaki cins atı mahmuzladı. At yıldırım gibi geriye doğru fırladı. Akşamın alacakaranlığında nihayet o da kaçmaya başladı. Hayatını kurtarması bir mucize eseri olmuştu denilebilir adeta. Arkadaşlar dersimizin bu kısmında gece yarısı ve zafer sabahından bahsedelim. Yani Varna zaferi gecesinden ve sonrasındaki zafer sabahından bahsedelim. Gün batarken Varna Meydan Savaşı parlak bir Türk zaferiyle sona ermiş bulunuyordu. Buna rağmen Sultan Murat geceyi at üzerinde geçirmişti. Haçlıların müstahkem ordugahına can atabilenler de sabaha kadar ölüm korkusuyla göz kırpmadılar. Ordugah kumandanı Macar asilzadelerinden Jan Batory'ydi. Sabahın alacakaranlığında at olanlarla o da firar etti, yani kaçtı. Haçlı ordugahına hücum eden Türkler burada yaralıları, ağır yaralıları ve aman dileyen Haçlıları buldular. Kılıçlarını bu biçarelerin kanlarıyla lekelemediler. Bu bizim tarihimizde böyledir arkadaşlar. Türk aman dileyene, Müslüman aman dileyene kılıç çekmez arkadaşlar. Ama Haçlılar öyle değildir. Çünkü savaşında bir şerefi vardır. Kadınlara, çocuklara, ihtiyarlara ve yaralı askerlere dokunulmaz. Ama Avrupalılar için bu böyle değildir.
Mesela Çanakkale Savaşı'nda bize karşı İngilizler kimyasal silah kullanmışlardır. Bizde kimyasal silah yoktur. Yine cephede bulunan Alman kumandanı Limon von Sanders, Çanakkale cephesi kumandanı Cevat Paşa'ya demiştir ki İngilizler kimyasal silah kullanıyorlar demiştir. Cevat Paşa ne yapabiliriz demiştir. Elimizden gelen bir şey yok. O da demiştir ki bizde kimyasal silah var, size verelim demiştir. Cevat Paşa kabul etmemiştir. Bunun üzerine Limon Paşa ama ölenler sizin askerleriniz demiştir. Bunun üzerine Cevat Paşa şu tarihi cevabı vermiştir Limon von Sanders'e. Paşa demiştir biz askeriz, katil değiliz. Savaşında bir şerefi var demiştir. Dolayısıyla bunu yapmamıştır. Ama gün olur arkadaşlar, ileride bu da gündeme gelir. Türkiye İngiltere'den özür de alabilir, tazminat da alabilir. Tabii verilen şehit kanlarının karşısında tazminat hiçbir şey değildir. Ama Türkiye'nin de buna sonuna kadar hakkı vardır. Osmanlı'nın mirasçısı olarak hakkı vardır. Hani bazıları diyorlar ya, Osmanlı'dan bize ne? Çanakkale zaferini kazanan Osmanlı Devleti'dir. Osmanlı Devleti ordularıdır. Mustafa Kemal Paşa Çanakkale'de bir Osmanlı subayıdır. Osmanlı ordularına emir komut etmiştir arkadaşlar. Yani Osmanlı'dan bize neyse, biz Osmanlı'nın devamı değilsek Türkiye Cumhuriyeti olarak Çanakkale zaferini niye kutluyoruz o zaman? Demek ki biz Osmanlı'nın devamıyız. Osmanlı Türk tarihi bir çınardır arkadaşlar. Selçuklu bu çınarın kökleri ve gövdesidir. Osmanlı dallarıdır. Türkiye'de yaprakları ve meyvesidir. Selçuklu da Türk'ündür. Osmanlı da Türk'ündür. Türkiye Cumhuriyeti de Türk'ündür. Hepsi bizimdir. Hiçbirinden ne yapmayız arkadaşlar? Vazgeçmeyiz. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Bunun için Osmanlı tarihini okuyoruz arkadaşlar. Devam edelim. Bizim kaybımız 10.000 kişiydi arkadaşlar. Haçlıların kaybıysa 60.000 kişiydi arkadaşlar. Yine Osmanlı askeri savaş meydanından çekilenleri takip ediyordu arkadaşlar. Takipte kaldılar. Hatta bu Varna Meydan Muharebesi'nde Kula Şahin Paşa'nın büyük kahramanlıkları görüldü. Daha önce Haçlılar üzerine gönderilen Kula Şahin Paşa, Haçlı kuvvetlerinin kalabalıklığı karşısında tedbiri de elden bıraktığı için geri çekilmişti. Ve geri kalan Osmanlı kuvvetleri çarpışarak şehit düşmüşlerdi. Ve Kula Şahin Paşa orada yaptığı hatayı burada telafi etmeye çalıştı arkadaşlar. Canla başla çarpıştı. Onun savaş meydanında yiğitçe çarpışmasını gördü Sultan Murat. Daha sonra onu göremediği zaman sordu. Dedi ki, Kula Şahin Paşa Lalam nerededir dedi. Düştü mü yoksa sağ mı dedi. Yani şehit mi düştü yoksa sağ mı dedi. Onlar dediler ki, kaçan düşmanı takip et, peşlerine düştü sultanım. Şahin Paşa sağdır dediler. Cenab-ı Hakk'a şükretti. Sevindi arkadaşlar. Yani böyle de vefalılar. Bu muharebede pek çok ünlü Osmanlı kumandanı da arkadaşlar şehit düştü. Yine Haçlılardan da arkadaşlar önemli kayıplar bu muharebede meydana geldi. Yine Sultan Murat 3 gün Varna sahrasında kaldı. Yaralılar toplandı. Şehitlerimiz defnedildi. Zafernameler yazıldı dört bir yana diğer ülkelere. Ve ilk zafername Edirne ordugahında bulunan 12 yaşındaki Sultan Mehmet'e gönderildi. Sultan II. Murat Varna'da bir sultan gibi değil, bir başkumandan gibi hareket etti. Muharebe meydanını adım adım dolaştı Sultan Murat. Bu Türk İslam geleneğinde bir adettir arkadaşlar. Savaş meydanı gezilir. Kumandanlar, sağ kalanlar, sultan şehit düşen kumandanlarıyla, askerleriyle adeta son bir defa vedalaşır. Onları görür arkadaşlar. Hüzünlü bir sahnedir. Asker şehit olan arkadaşlarını görür, defneder, yaralıları toplar, onları son bir defa görür arkadaşlar. Hüzünlü bir sahnedir. O sahnede Sultan Murad'ın
Düşman askerleri de dikkatini çekiyor. Onların hepsinin genç olduğunu fark ediyor. Ve içlerinde diyor ki bunların hiç yaşlı bir adam yok diyor. Hepsi genç. Hepsi genç diyor. O sırada yanında bulunan kumandanlarından Azel Bey, ring meşrep bir adam. Yani neşeli bir insan, bir kumandan. Diyor ki sultanım diyor, yanlarında diyor akıllı uslu bir adam olsaydı diyor, hiç bu işi yaparlar mıydı diyor. Yani bu iş başlarına gelir miydi diyor. Neden? Çünkü 10 yıllık bir barış yapılmıştı. Ne güzel barış rüzgarları esecekti. Eğer barışı bozmasaydı Haçlılar, bu işlerde bu mağlubiyette başlarına gelmeyecekti. Bunu söylemek istemişti Azel Bey. Arkadaşlar bakın, atalarınız öyle adamlar ki savaş meydanlarında aslan kesiliyorlar. Kan barut deryasının içinden geçiyorlar. Arkasından bir iki gün sonra bu olaylar karşısında keskin zekalarıyla espriler yapabiliyorlar arkadaşlar. Yani hayatları zaten pamuk ipliğine bağlı. Yaşamla ölüm arasında keskin bir sınırda yaşıyorlar arkadaşlar. Artık bir noktadan sonra ne oluyor? Yani ölüm, mücadele, yani hayatın güzel yanlarından da ne yapmaya çalışıyorlar? Nasiplenmeye çalışıyorlar arkadaşlar. Sonuçta ölümü dünya, kimse ne yapmayacak? Baki kalmayacak arkadaşlar. İçtikleri bir yudum sudan dahi ne yapmış oluyorlar arkadaşlar? Huzur bulmuş oluyorlar. Bu da onların karakterleri. Bunu da belirtmiş olalım arkadaşlar. Evet, burada dersimize ne yapalım? Son verelim. Hoşça kalın. Başlarına gelir miydi diyor. Neden? Çünkü 10 yıllık bir barış yapılmıştı. Ne güzel barış rüzgarları esecekti. Eğer barışı bozmasaydı Haçlılar, bu işlerde bu mağlubiyette başlarına gelmeyecekti. Bunu söylemek istemişti Azel Bey. Arkadaşlar bakın, atalarınız öyle adamlar ki savaş meydanlarında aslan kesiliyorlar. Kan barut deryasının içinden geçiyorlar. Arkasından bir iki gün sonra bu olaylar karşısında keskin zekalarıyla espriler yapabiliyorlar arkadaşlar. Yani hayatları zaten pamuk ipliğine bağlı. Yaşamla ölüm arasında keskin bir sınırda yaşıyorlar arkadaşlar. Artık bir noktadan sonra ne oluyor? Yani ölüm, mücadele, yani hayatın güzel yanlarından da ne yapmaya çalışıyorlar? Nasiplenmeye çalışıyorlar arkadaşlar. Sonuçta ölümü dünya, kimse ne yapmayacak? Baki kalmayacak arkadaşlar. İçtikleri bir yudum sudan dahi ne yapmış oluyorlar arkadaşlar? Huzur bulmuş oluyorlar. Bu da onların karakterleri. Bunu da belirtmiş olalım arkadaşlar. Evet, burada dersimize ne yapalım? Son verelim. Hoşça kalın. Mehter vuruyor tarihin aksetmede yağdı. Andık yine Fatih'le Süleyman-ı Murad'ı. Köz sesleri sarsın bütün İstanbul'u yer yer. Geçsin önümüzden koca gazi ve şehitler. Türk ordusunun şan dolu bir satfetidir bu. Fethin, Mohaç'ın, Nivolu'nun haşmetidir bu. Gülbank çekelim, cuş ile Allah diye her an. Kur'an'da zafer vaat ediyor Hazreti Yezdan.